Barbie beni götürüyor. Elimizde kalan şey ne diyeyim? İH Barbie. İH var ev. Dolayısıyla XP'nin komutasyonu İH var veriyor bize. Bu da kanonik sıra geçtirme bağıntısı aslında. Kenar bunu yaptıktan sonra bu kısmı da yaptım. Şeyi tekrar yapmayayım aynı şekilde. A ise A artı bunu veriyorken A artı A isimde ne verdiğini ben yazayım. Bunu tamamlayalım bile. Şu kanonik bağıntıyı yaptıktan sonra rahatlıkla artık yer alabilirim icra hatırıyla. Burada elimizde olan şey başta omega Hamiltonya artı 1 bölü 2. Birinde birimsiz olmuyor. Yok, diğerinde birimsiz. Tamam. Ama enerji boyutunda.
Aspar omega enerji boyutu. Enerjinin karesi, bilimsiz değil. O zaman aspar omega'nın aşağı olması gerekiyorsunuz ya. Bir bölü H boyunca değil mi mesela? Ya aşağıdakinde sorun yok. Bu böyle, bu artı ailesi, bu ailesi artı. Ha şu, ha. Evet, şu artı. Ha tamam, peki. Orası o zaman mı gidiyor? Eğer şunda eminsek, yazarında emin olmanın zorunda değil. Bunda eminim. Şu bunda eminsek. Tamam, bunda eminim. Şu, bunu açalım. Şu yukarıdakini açalım. Şu, artı artı, artı eksi olacak. Evet. Şunun eksi şu olacak, değil mi? Aslında bana bir şey, artı bir bölü iki gelmesi lazım. Tamam. Tamam. Bunların eksi gelecek. Şununla da şu birbirini götürmesi gerekiyor ki. Evet. Bu yanlış. Bence yukarıda zaten. Evet, şu. Ha, tamam, burası değil, şu yanlış. Evet, bu yanlış. Burası bir mi? Evet. Kaldı. Burası bu şekilde. Birazcık daha matematik sertifini gireyim diyorum. Şöyle ki, eğer şimdi biz şeyi kabul ediyoruz ki, H bisinin E bisi olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi biraz önce neden böyle şey yapıyorsunuz yani sorabilirsiniz ama işe yapıyor yani işe yarıyor diyebilirim. Diyelim ki elimizde ben pisi yerine A artı pisi yazdım. Yani aslında biraz davranış gözlemlemek için yani daha sonra yapacağım şeylere, işlemlere birazcık daha böyle rahatlık olması için önceden bunu çözmüş olabilmemiz için yapıyorum. Diyelim ki elimizde şunu çözüyoruz artık. Ben bana ne vermesini istediğimi de biliyorum aslında. Şimdi düşündüğümüzde, biraz beraber düşünelim. Yaratma operatörü, hani genel olarak hepimiz biliyoruz buradaki tanımları ya da işte neyin nerede olduğu aslında çok şey değil de. Yaratma operatörü bize, belki harmoni sanatı modlarımız var bizim elimizde. En genelde bildiğimiz işte fizikte temelden beri çözdüğümüz işte bir temel durum var, bir sıfır durum var. Buradan yükseliyor ama biz biliyoruz ki harmoni sanatı modları kuantizedir. Yani dolayısıyla öyle hani şey, her işte şu aralıkta şu değeri alsın, şu aralıkta şu değeri alsın gibi bir şey değil. Hani sonsuz spektrumlu bir şey değil, kesik spektrumlu geliyor. Dolayısıyla çok rahat bildiğimiz, şurada da gördüğümüz, az önce yani bayağı bir tartışmasını yaptığımız konu aslında. Eğer belirli bir yaratma operatörü varsa, o kısmı hiç çözmedim, çok iyi biliyoruz diye. Haşkar omega kadar. Bir seviyedeysem, ben sıfır durumundaysam, sivir durumuna geçiyorsam eğer, haşkar omega kadar enerji farkı olur. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla benim buradaki beklentim bana şöyle bir şey gelmesi. E'yi biliyoruz. E artı haşkar omega pisi gibi bir şey gelmesini bekliyorum. Burada şeyin mi var? Burası zaten bildiğimiz bir yer. O zaman çözelim bunu. Şöyle çözelim. Yerleri yerleştirelim aslında bildiğimiz yöntemle. H bar omega A artı A eksi artı 1 bölü 2 A artı C yazdım. Buradan da benim elime A eksi A artı. Yani buradaki A artıyı da atıyorum aslında. Değişik bir şey yapmıyorum. Artı 1 bölü 2 A artı. Sadece hani ispatlar, davranış gözlemlenmesi vesaire burada yaptığımız bir şey. Buradan da H bar omega, yani şunu ispatlamaya çalışıyorum aslında, öngörümü ispatlamaya çalışıyorum. A eksi A artı, şuradaki de dışarı çıkardım, A eksi A artı bizim kaldı. Artı 1 bölü 2 psi. Bu da bana A artı H bar omega yer değiştirdi. Şöyle bir şey yapayım, daha da rahat görebilmek için. A artı A eksi, artı 1, artı 1 bölü 2 psi verdi. Burada bir şeyiniz var mı? Ben şeyi biliyorum, az önce hesaplamıştım. A eksi A artının komutasyonunu şey yapmıştım, hesaplamıştım. O bize 1 verdiğini de biliyorduk zaten. Devam ettiğimizde burada elimde ben aslında ilk baştaki terimimin olduğunu görüyorum. A artı... Bunu dağıttığımda yani H bar omega A artı A eksi benim zaten kullandığım boyutum yenildi. Oraya devam ettiğim zaman H artı H bar omega eksi. Bu da A artı magnetonun direkt şu şekilde E olarak yazabiliyorum isimini bulabildiğim zaman.
Hamming sonucunun modları kuantum teorisinde haş parametre kadar ilerler. Evet, yani ağ artı operatörünü vurduğum zaman da ben bunu gözlemleyebiliyorum. Şimdi bunu yazdıysak bir de şeyi de yazalım, hani aklımızda dursun diye. A-X'i de yazalım. Bu da yine beklentim doğrultusunda haş paramıyla A-X'i verecek bak. Şurada yapar mısın? Ya aslında bu gösterinin sebebi hani biz psikiyenler üzerinden gidiyoruz da psi en artı bir veriyor ya. Yine aynı şekilde şu aslında bana psi en artı bir davranışı gösteriyor. Tek gösteriyor. Şimdi peki bunları bulduk. Bizim yani kuantum mekaniğindeki temel amacımız aslında enerji öteğerlerini bulan ve öz fonksiyonlarını yani o sistemi tarif eden öz fonksiyonları kendi başımıza elimizde yazmak ortaya attığımız sistemlerle. Bunu nasıl yapacağız? Zaten modlarımız var, hani bir spektrum içinde sonsuz modumuz var, onu zaten öngörebiliyoruz. Peki yok etme operatörünü defalarca kez vurduğumuzda ne olur? Aslında soru bu. Bizim her şeyi bulmamızı sağlayacak olan kısım da bu. Çünkü ben eğer yok etme operatörünü temel durumda, yani elimde bir ses sıfır durumunda, temel durumda, az önce çizdiğimiz gibi ya da şöyle bir şey çizeyim. Bunu ben seviyorum, şey tez boyunca kullanmıştım herhalde. Bir merdivenimiz var diyelim. Burası ise sıfır durumu, burası E sıfır durumu. Yükseldikçe işte diyelim şu kısımda A eksi psi olsun. Ve burası da bana tabii ki E eksi H parametre verecek. Daha yükseldiğimde E ve psi, burası zaten H psi, E psi şöyle geldiğinde bir durumu. Daha da devam ettiğimizde burası E olarak gidiyor. Şuraya A artı ile yazalım. E artı H parametre olursa. Bunu yaptığımızda şimdi ben şeyi biliyorum. Buraya kadar gelmeyi biliyorum, buradan yükselmeyi de biliyorum. Peki bunun daha aşağısında ne var? Hiçbir şey yok. Dolayısıyla benim elimde şu sistem varsa eğer, aslında buna ulaşabiliyorsam ben, hangi sonuç sistemi çözmüşüm demektir. Onu da çözmüş şu şekilde. Şimdi biz sıfır için yok etme operatörünü uygulayalım. Ve sistemin özelliklerini çıkaralım. Yine bu dolduğumuz bu şeyleri yazıyorum. Aşağıda. Zaten bu da şey Hamiltonian'ı yazdım. Yani H bir C0 eşittir E bir C0. Burada da A artıyı uyguladığım zaman ben zaten buradan 0 elde edeceğim. A'yı uyguladığım zaman bunun çözümlerini işte şeyleri biliyoruz. E üzeri bir çözüm geliyor ama ben onu yapayım yine. D bir C0 her şeyi sağlı solu toparladığımızda burada bunu uzayacak mı orası kalmak için? X bir C0. Buradan çözümde biz işte şuraların integralini alarak çözümü yapıyoruz. Ve buradan bize şey geliyor. Ln psi 0 eşittir. Eksi m omega 2 h var. X kare artı bir de bir c gibi bir sabit geliyor. Burada genel olarak yazdığımızda psi 0 yazdığımızda ki yani temel durumdaki öz durumu yazdıktan sonra bizim için artık sistem tamamlanmış demektir. Hemen hemen. Bunu yazabiliyoruz. Çok da basit çıkıyor zaten. Hamming sonucuyla çalışmanın en güzel yönü bu. Yani matematiği bildiğiniz çok yüksek matematiğe ihtiyacımız olmasına gerek yok. Bildiğiniz matematiği çok zor uygulayabiliyoruz burada. Psi sıfır bulduktan sonra şimdi burada A bir normalizasyon sabiti. Bu A'yı da bulmamız gerekiyor aynı zamanda. Normalizasyon da önemli bir özellik kuantum mekaniği için. Çünkü biz diyelim ki sinüs ya da kosinüs operatörleri üzerinde yani bu şeylere sahip, trigonometrik fonksiyonlara sahip bir operatör üzerinde çalışıyoruz. Ve yine kuantum mekaniğindeyiz. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Sınırlarımızı çok düzgün ayarlamamız gerekiyor. Yani belli sınırlar dışında sinüs veya kosinüs çok acayip davranabiliyor ya da fiziksel davranmayabiliyor. Biz sınırlarımızı ayarladığımız sürece yani benim işte bu sene öğrendiğim şey aslında biraz da fiziği kendimize göre uydurmamız gerekiyor. Yani
sınır koşullarıyla ya da işte Mahmut yaptığı ayar dönüşümleriyle ya da işte biz buraya bir tane A bir şey ekleyelim daha da güzel olsun hani ayar dönüşümümüz gibi şeylerle fikir kendimize uyduruyoruz aslında. Normalizasyon da böyle bir şey. A kat sayısını bulacağız burada. Ama ben burada şeyi yaparken x'i sonsuzun artı sonsuzu alıyorum. Fonksiyonum için yani dalga fonksiyonum için de çok da sıkıntılı şeyler olmadığını hayal ediyorum. Normalizasyonu da şu şekilde yapalım. Yani normalizasyon olayı budur. Bu şekilde yapıyoruz normalizasyonu. Burada x'i sonsuzdan artı sonsuza a'nın karesi ve e üzeri x yani omega var x kare ve de x. Fiziği burada, şey gidiyorsam sanırım matematiği biz alıyoruz. Evet, evet, kesinlikle. Ama işte güzel olan şeyi onu diyorum yani matematiği zaten her yerde alıyoruz matematiği. Ama harmonik sanayici üzerinden gittiğimiz zaman matematiği çok rahat kavrayabiliyoruz. Yani fiziksel olarak da şey yapabiliyoruz. Yani ben diyorum ki burada normalizasyon sabitleri bulmalıyım. Nasıl bulabilirim? Dalga fonksiyonunun genliğini alırım. Yani sıfır karesini alırım dx üzerinden, eksi sonsuzdan, artı sonsuzdan. Dolayısıyla ben onun normalize bir dalga fonksiyonu olduğunu nasıl davrandığını, yani hangi katsayıya sahip olduğunu çıkarabilirim diyorum. Mesela işte integralleri çözüyoruz, matematik falan. En güzel anladığım şeyler bunlar ve sınır problemleri. Yani kuantum mekaniğinde hani sınır problemlerinde integral neden kullanılırın çok güzel örnekleri aslında. buradan devam ettiğimizde a kareyi pardon a kare çarpı diyelim. Bir haş var, bir de katı açılar falan diyor bildiğimiz şeyler. Buna eşitliyoruz. Biz de zaten şeyi biliyoruz. Eğer dalga fonksiyonundan hani karesi beklenen değerini eksi sonsuzdan artı sonsuza hesaplıyorsam o dalga fonksiyonu kesinlikle oradadır. Değil mi? Yani bütün uzay üzerinden hesaplıyorsam dolayısıyla bunun sonucu 1. Dolayısıyla ben buradan A'yı direkt çekiyorum ve psi 0'ı şu şekilde artık hani tam anlamıyla psi 0 x olarak belirliyorum. M omega bölü pi h var. Üzeri 1 bölü 4. X kare olarak yazabiliyorum. Peki şimdi bunu yazdık. Artık öz vektörü bulmayı, yani bir sistemin önce Hamiltonian'ı yazıp sonra onun öz vektörünü bulmayı biliyoruz. Peki bunun öz değerlerini nasıl bulacağız? En iyi bildiğimiz Schrödinger denklemi yöntemini yapacağız. Ve E öz değerlerini, yani bizi sıfır durumuna karşı gelen E öz değerlerini H'ı zaten genel olarak biliyorduk. Bir daha burada yazayım. Az önce ispatladığımız yöntemiyle. Şu, yani benim böyle gözümün önünde her zaman duran bir ifadedir. Bazen antiksler birbirine giriyor. H'ımız bu. H'ı E'si yazıyorum. Aralarından beğendiğim versiyonu seçiyorum. Genelde artıları seçiyorum ben. E0, psi 0 yazıyoruz. Ve şunu da biliyoruz. Bir not olarak. A eksi psi 0'ın 0 olduğunu da ben biliyorum. Bunu da not olarak yazıyoruz. Buradan E0 o zaman bize 1 bölü 2 h bar omega geliyor. Şimdi bu noktadan sonra ben yaratma operatörüyle her aşamayı bulabilirim. Ama işte benim sistemde aslında ihtiyacım olan şey işte psi 1, psi 2, psi 1115 gibi değil de psi n nedir? Yani temel olarak aslında benim bunu gözlemlemem gerekiyor. Burayı silebilir miyim? Noktayı da daha sonra verebilirim. Yarım operatörüyle dediğim gibi artık ben bundan sonra her aşamayı bulabilirim. Psi 0'ı bulduktan sonra, taban durumunu bulduktan sonra. O zaman benim n durumundaki öz fonksiyonum nedir diye baktığımda a n gibi bir kat sayısı geliyor. A artı üzeri n, psi 0 x. Ben artık psi 0'a dayalı olarak hepsini yazabiliyorum. Ve aynı zamanda n durumundaki enerjimi de yazabiliyorum. Bildiğiniz zaten n sanıcı enerji değeri. Bu şekilde yazabiliyorum.
Peki o zaman bakalım A artı ve A eksi artık kendi başlarına bakabiliriz. Hamit Oyun yazarken onların beraber durumlarına baktık. A artı ve A eksi ilk şeyini uygulayalım. Bir de bunu bir görelim. Diyelim bu bize Cn, Cn artı 1 gibi bir şey versin. A eksi de bize Dn, Cn eksi 1 gibi bir şey versin. Böyle vereceğini biliyorum. Yani yaratma operatörü bir kademe yukarı çıkacak, verim operatörü bir kademe aşağı indirecek. Peki Cn ve Dn nedir diye soruyorum. Burada bakıyorum, sistemi çözerken yani A ve A eksi birim hermisin eşleniği olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bunun üzerinden gideceğim şimdi. Diğer elimizde şöyle bir buraya aslında hiç girmeye gerek yok. Ya da bunu bir şey olarak yazayım. Eksi sonsuz, artı sonsuz diyelim. Çünkü F yıldız gibi bir şeyimiz var. A artı veya eksi G. Az önce hani F'li G'li çözümler yapmıştık ya. Hani burada da bir temel gösterim olarak bunu göstereyim. Eksi sonsuzdan artı sonsuza. A artı eksi F. Yıldız G ve eksi. Bunu zaten biz hermisyen olmanın şartı olarak vermiştik. Bir yer değiştirmeyi. Grafik notasyonu da göstermiştik zaten bunları. Şimdi ben bunları yorumluyum. Şuradan bakıyorum. Sonsuzdan artı sonsuzda. Ya bunu, ya bunun ispatını yapmak ister misiniz şu an? Gerekmiyor mu? Değil mi? Ya o zaten bunu yaptım. Tamam, değil mi? Öyle yapalım. Tamam, anlaştık. Çünkü şey, çok birazdan böyle neyini söylesem herkes de ben şimdi bakayım. Öyle mi? Sanki çok olur. 12, 5, 25 adı falan istiyorsan. Burada şey yapabiliriz, bırakabiliriz. Cn ve Dn'i de bulacağım. O, bu birazcık uzun bir şey. Tamam, kısım. Ben şimdi arkadaşlar. O zaman yemek bir başlık. Yemek bir başlık. Tabii, bir saat daha. Zaten burada hermisyen olmayanları orada yiyeceğim. Yemekten sonra da mı? Tamam. Evet, evet, tamam. O zaman şey, 1, 5, 2 buluşalım. 5 kala. 5 kala. 5 kala buluşalım. 5 kala buluşalım. Tamam. Geçmesin bir şey. 5 kala buluşalım. Tamam. 1'e 5 kala. Arkadaşlar şeydeyken